Rengiyle göz kamaştıran ve Türkiye'de üretilen Oppo'nun yeni akıllı telefonu Oppo A96 bizlere neler sunuyor? Bu videoda hep birlikte bir yakından bakalım. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz kanalımı sizlerin sayesinde daha ileriye doğru götürüyorum. Dolayısıyla kanalımdan desteklerinizi ihmal etmezseniz, kanalıma abone olup bu videoları beğenirseniz, şöyle diğer sosyal medya hesaplarıma da bir destek atarsanız beni sonsuz mutlu edersiniz diyeyim ve Oppo A96 ile devam edelim. Telefonun kutu içeriğine baktığımız zaman ise bizleri doğrudan telefon karşılıyor. Telefonun yanında kablo ve tabii ki bir de kılıf çıkıyor. Burada beklediğimiz o şarj adaptörünü göremiyoruz. Oppo Reno'da da söylediğim gibi diğer modellerde de olmayabilir demiştim. Galiba artık ufak ufak o gerçek olmaya başladı. Bu cihazın içerisinden de bir şarj adaptörü çıkmıyor. Zaten ona pil bölümünde daha detaylı bir şekilde değiniyor olurum. Şimdi bu akıllı telefon tasarım anlamında gerçekten güncel bir tasarım ile bizlerle buluşuyor. Artılarına baktığım zaman aslında ilk etapta karşıma çıkan şey 5000 mAh'lik pili oldu tabii ki. Ve tabii yüksek yenileme hızına sahip bir ekranı olması. Bir de sizlere az önce söylediğim gibi yeni nesil bir tasarım ile geliyor olması bu cihazın artılarından sevgili arkadaşlar. Şöyle ön tarafa doğru çevirdiğimizde cihazın ekranını görüyoruz ki bu ekran arkadaşlar 6.59 inç IPS LCD bir panel ve Full HD Plus çözünürlüğüne sahip bu ekran paneli. Şimdi ekran performansı fena değil. Renkler gayet yerinde arkadaşlar. Yüksek yenileme hızı var cihazda demiştim sizlere. Burada bir 90 Hz'lik yenileme hızını bu akıllı telefonda görev yaptığını görmekteyiz sevgili dostlar. Telefonun ekran parlaklığına baktığımızda ise 600 nit seviyesine kadar çıkabildiğini görüyoruz. Burada özellikle güneş altında çıktığınızda mutlaka ekranın parlaklığını sonuna kadar açmanız gerekeceğini de sizlere deneyimledikten sonra aktarmış olayım sevgili arkadaşlar. Cihazın ekranıyla alakalı son olarak sizlere şunu söyleyeyim. Tam olarak bu fiyat seviyesinde bir ekran olmuş diyebilirim. Yani son dönemdeki rakipleriyle karşılaştırdığım zaman, çıkan cihazlarla da yan yana koyduğum zaman bu cihazın da ekranı onlarla benzer bir deneyimi bizlerle buluşturuyor. Gelelim işin performans tarafına. Çünkü bu akıllı telefonun kalbindeki işlemciyi bir yerlerden tanıyorum arkadaşlar. Sizlerle de paylaşacağım. İçerisinde Snapdragon 680 modeli bir işlemci bulunuyor. Qualcomm tarafından üretilmiş bir işlemci. Bu işlemci modeli 4G'li bir destek ile geliyor. 5G desteği yok cihazda. Bunları sizlerle paylaşıyorum çünkü bazı işlemciler arasında 4G, 5G dediğiniz zaman birazcık böyle performans farklılıkları olabiliyor. O yüzden sizlere bu detayları da veriyorum. Şimdi bu işlemciyi nereden tanıyoruz? Reno 7'den tanıyoruz. Oppo Reno 7'nin içinde bulunan işlemcinin aynısı doğrudan Oppo A96'da da görebiliyoruz. Yapmakta sevgili arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemiş olayım. İçerisindeki işlemci 6 nanometrelik bir üretim süreciyle üretilmiş. Yani düşük güç tüketimi, yüksek performansı hedefleyen bir işlemci. Tabi buradaki yorumlarımı da sizlerle paylaşacağım. Ama burada hani özellikle işin performans tarafında benim her zaman bazı aldığım Geekbench skorlarına baktığımız zaman da açıkçası bu cihazdan beklediğim bir Geekbench skorunu gördüğümüzde söylemem lazım sizlere. Hatta şöyle Oppo Reno 7 ile de bir yan yana koyayım Geekbench skorlarını. Sizler de görmüş olun. Yalnız ikisinin arasındaki ekran paneli farklılıklarını da göz önüne bulundurursanız sevinirim. İşlemci performansı için orta üst seviye diyebileceğim bir seviyede Oppo A96'nın performansı. İçerisinde 6 GB bir RAM bulunuyor. 5 GB'lık da bir sanal RAM var aynı zamanda. 128 GB'lık bir sabit depolama ile geliyor. Dahili depolama ile geliyor. Ancak isterseniz microSD kartla bu cihazın hafızasını artırabiliyorsunuz. Burada güzel bir detay var. Gerçekten buna çok önem veriyorum ve çok da dikkat ediyorum. Aynı zamanda hem çift SIM kartı hem de microSD kartı kullanabiliyorsunuz bu akıllı telefonda. Gerçekten bu özelliği seviyorum. Çünkü iki tane SIM kart koyuyorlar cihaza ama birini kullanıyorsunuz, diğerini kullanamıyorsunuz. microSD kart takarsanız gibi durumlar oluşabiliyor. Bunda aynı anda hem SIM kartlarınızı hem de aynı zamanda microSD kartınızı kullanabiliyorsunuz. İçerisinde ColorOS 11 var. Burada ufak böyle bir beklenti içine girdim ben açıkçası. Artık bunun ColorOS 12'ye bir tabii ki update olması lazım, güncellenmesi lazım. Aynı zamanda Android 11 var içerisinde. Android 12'yi de bence alması lazım bu akıllı telefonun, artık bence zamanı geldi diye düşünmekteyim. Oppo A96 bu fiyat seviyesindeki rakipleriyle benzer bir performansı bizlerle buluşturuyor açıkçası. Burada oyun performansı da tabii ki bizler için önemli. Oyun içinde şunu söylemek mümkün arkadaşlar. Hani performans anlamında yine rakipleriyle karşılaştırdığımda ve kendi içinde de bir değerlendirme yaptığımda çok büyük problemlerle karşılaşmadım bu akıllı telefonda. O açıdan hani buradaki deneyimlerimi sizlere aktarma açısından bu şekilde sizlere durumu özetlemiş olayım ve bu
cihazın en önemli aslında odak noktalarından bir tanesi olan kamera tarafına doğru da isterseniz inceden devam edelim. Çünkü burada önemli güzellikler var. Telefonun arkasında şu anda da gördüğünüz üzere 2 adet kamera görevi yapıyor. Bu kameralardan ana kameraya baktığımız zaman ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram aralığına sahip. Ve tabii ki bu cihazın seviyesine baktığımızda da cihazın kameralarında bir OIS olmadığını, yani optik imaj sabitleyici olmadığını da sizlerle paylaşmam lazım. Tabii ikinci kameramıza da bakalım. İkinci kameramızda da 2 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip bir kamera görev yapmakta arkadaşlar. Bu kamerada derinlik algılayıcı olarak görev yapıyor. Yani bir portre fotoğraf vesaire çektiğinizde sizlere bir sonuç vermeye çalışıyor. Gelelim değerlendirmeleri ve fotoğraf anlamında. Kameralar ışık güzel olduğunda iyi işler ortaya çıkartıyor. Evet, ama bazen renklerde böyle ufak tefek böyle sapmalar falan olabiliyor arkadaşlar. Işık azaldığında ise ufak tefek grenlenmeler görüyoruz fotoğraflarda. Bunları normal karşılamak lazım. Bir anormallik yok açıkçası. Hani cihaza da ben baktığım zaman bunu söyleyebilirim. Ancak burada birazcık gece moduyla çekimler yaparsanız durumu bir ince de olsa toparlayabiliyorsunuz. Bunu da sizlerle paylaşayım. Yani cihazı aldığınızda gece bir çekim yapacağınız bir durum oluşursa, ışığı az bir ortamda çekim yapma gibi bir senaryo oluşursa, böyle bir müdahaleyle durumu biraz daha pozitife çevirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kameralarda bir ultra geniş açıda olsaydı fena olur muydu? Hiç de fena olmazdı açıkçası. Öyle bir bunda hani sizlerin belki isteği olabilir ya da düşüncesi olabilir diye sizlerle paylaşmak istedim. Genel fotoğraf kalitesi anlamında bu cihazın beklentinizi bu cihaza göre tutarsanız sizleri üzmeyeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Tekrar altını çiziyorum bu cümlemin. Çünkü bu çok önemli bir cümle diye düşünüyorum. Bunu bence her cihazda söylemeliyiz. Diğer arkadaşlarım da söylemeli. Telefonları artık bizlere sunduğu ya da bizlere sunmak istediği şeylere göre değerlendirmek lazım. Yani ben sevmedim deyip geçmek doğru değil ya da bence kötü demek doğru değil diye düşünüyorum. Şöyle doğru değil. Çünkü bu cihazın segmenti belli. Fiyatı belli. Hedeflediği kitle belli. Dolayısıyla bir amiral gemisi değil ki bu. Bunun kamerasından çıkan sonucu beğenmediğim ya da şöyle de böyle de gibi yorumlar yapılabiliyor. Dolayısıyla ben yorumlarken genelde hep farkındaysanız bu fiyat seviyesinde ya da bu segmentte diye ayırıyorum cümlelerimi. Sizlerle de bu ince düşüncemi paylaşmak istedim. Kamera tarafında da az önce sizlere eğer bu seviyede tutarsanız beklentilerinizi sizi üzmez derken tam olarak bundan bahsetmiştim. Bu cihazın biliyorsunuz segmenti belli. Az önce de söylediğim gibi seviyesi de belli. Hani o seviyede bir beklentide kendinizi tutarsanız gayet memnun kalırsınız bu akıllı telefonun kamerasından, ki açıkçası gün ışığı altında yaptığım bazı çekimlerde hakikaten çok güzel fotoğraflar da çekebildiğini gördüm. Beklentimden de öte gitmiş oldu bu akıllı telefon fotoğraf kalitesi anlamında. Ön kameraya baktığımız zaman ise ön kamerada 16 megapiksellik bir kamera var. Kamera şu sol üst tarafta ekrana gömülü olarak bizlerle buluşuyor. Bu 16 megapiksellik kamera arkadaşlar f2.0 diyafram aralığına sahip. Diyafram oranını düşük tutmuşlar. Evet, bu güzel bir şey açıkçası. Ancak burada gün ışığı altında gayet iyi sonuçları bizlerle buluşturabilse de ışıklar azaldığında biraz daha böyle performans olumsuza doğru gidebiliyor. Dolayısıyla self fotoğraflar çekerken ışığa dikkat etmeniz oldukça önemli bu noktada. Telefonun video performansına baktığımızda ise 1080p 30 fps video çekebiliyor sadece. Yani Full HD 30 fps videolar kaydedebiliyorsunuz bu akıllı telefonla. Tabii burada hani 30 fps şöyleydi böyleydi de yok bilmem neydi de gibi yorumlar gelebilir. Yine söylediğim gibi beklentiyi cihaza göre tuttuğumuzda ve rakipleriyle karşılaştırdığımızda benzer sonuçları zaten görüyoruz arkadaşlar. İşlemciden kaynaklı cihaz 1080p 30 fps kayıt yapabiliyor. Tabii burada zaten bu cihazın ana odak noktası video mu derseniz bence değil. Ana odak noktası daha çok fotoğraf bu akıllı telefonun. Dolayısıyla oradaki sonuçları daha çok değerlendirmek lazım. Daha çok ele almak lazım diye düşünmekteyim. Ön kamerayı da sizlere özetledim. İsterseniz şimdi yavaştan pil tarafına doğru geçelim. Cihazda 5000 mAh'lık bir batarya bulunuyor. Bu 5000 mAh'lık batarya 33 wattlık bir adaptör ile şarj edebiliyorsunuz. Bu 33 wattlık adaptör ile arkadaşlar yaklaşık yarım saatte %50 bu akıllı telefonu şarj etmeniz mümkün. Ancak kutunun içinden bir şarj adaptörü çıkmıyor. Bunu ayrı olarak satın almanız gerektiğini sizlerle paylaşmak isterim sevgili arkadaşlar. Tabii burada pil tarafı için şunu söylemek lazım. Bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor bu akıllı telefonun pili. Ancak ikinci gün için çok yoğun bir kullanım yaparsanız mümkün olmaz. Hatta çok yoğun bir kullanım yaptığınız senaryoda bir günü bile çıkartamayabilirsiniz, ama standart bir telefon kullanıcısı çok rahat bir şekilde bu cihazı bir gün kullanabilir diye düşünmekteyim. Güncel piyasaya baktığımız zaman Oppo A96 aslında 8300 TL'lik bir satış fiyatıyla satışa çıkmış durumda. Ancak bazı satış platformlarında daha uygun fiyatlara da şu anda satın almanız mümkün olabiliyor. Ancak tavsiye edilen satış fiyatı 8300 TL bandında. Hani bu seviyede bir cihaz arayışı içindeyseniz bir bakarsanız şöyle
şöyle bir göz atarsanız sizler için iyi olur diye düşünmekteyim. Sizler nasıl buldunuz Oppo A96'yı yorumlara yazmayı ve tabii ki bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Sizlerin desteğiyle her şeyi daha öteye götürebilirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay efendim.